Sevgili seyirciler, son durağımız Azerbaycan. Dün vermiştik o güzel haberi. Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu Azerbaycan'da işte o alfabe konusunda mutabakatı sağladı. 34 harften oluşan yeni alfabe Türk Dünyası'nın kullanımına sunulacak. Bizi bekliyor şimdi Fatih Avanosyan, da kıymetli bir konuğu var. Bu ne anlama geliyor, onu konuşacaklar. Dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den sevindirici gelişmeleri sizlerle paylaşmış, Türk dünyasının ortak alfabesinin kabul edildiğini duyurmuş ve o karara ilişkin ayrıntıları da paylaşmıştık. Yine de kafalarda yine soru işaretleri olabilirdi. Alfabe süreci nasıl yaşanacak? Bundan sonra hangi süreç bizi izleyecek, takip edecek? Bunları da öğrenmek üzere Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Sayın Osman Mert yanımızda, yayın konuğumuz. Sürecin başından itibaren çalışmalarda bir fiil yer almış komisyon başkanı, Türkiye'yi temsil eden bir isim olarak öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Herkesin beklediği, bir istediği, talep ettiği bir hadiseydi. Siz de konuşmanızda ifade ettiniz. Atalarımıza, ecdadımıza, milletimize böyle bir borcumuz var. Gelin bu işi bugün bitirelim demiştiniz. Evet. Çok şükür o neticeli haberi aldık. Öncelikle ilk görüşlerinizi almak isteriz. Çok teşekkür ederim. Bahsettiğiniz gibi geçmişte atalarımız her dönem alfabe birliğini zaten sağlamışlardı. Fakat 20. yüzyıla geldiğimizde dünya koşullarına göre bu alfabe birliğimiz bozulmuştu. Bunun detayına şu an girmeye gerek olmadığı kanaatindeyim. 91 sonrası tarih bizim önümüze yeni bir sayfa açtı. Ve tekrar kültürel birliğin olmazsa olmaz birinci şartı olan yazıda birliği gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Bunu tarih bize yükledi. Ve ben komisyon arkadaşlarıma da söyledim. Değerli kardeşlerim dedim, bundan kaçış yok, bunu biz başaracağız. Ve 2 yıllık yaklaşık ön hazırlıkla birlikte bir süre içerisinde resmi ve gayri resmi toplantılar yaparak, görüşmeler yaparak çok şükür dün itibarıyla bu süreci akademik zeminde noktaladık. Çok sevindik, sevindirici bir gelişme. Geçtiğimiz yıl yine birlikteydik. Akademide, İstiklaliyet Caddesi'nde siz yine bunun ikinci komisyon çalışmalarındaydınız. Harf harf gidildi, emek emek verildi. Yani aslında emekliye emekliye bir neticeye ulaşıldı. Çok önemli. Peki efendim, Türkiye'de de kamuoyunda da çeşitli sorular görüyoruz. Yani biz bu X işaretini, ki aslında o H işareti, H işareti. Bunları biz kullanacak mıyız? Biz bu alfabe nasıl olacak süreç? 34 harfi mi kullanacağız? Herkes içerisinden mi seçecek? Neler söylersiniz? Şimdi malum olduğu üzere 91 yılında İstanbul'da yapılan bir sempozyumda o dönem 34 harf üzerinde Çalıştay'da bir karar alınmıştı. Fakat bu bir Çalıştay sonucuydu. Oysa dün alınan karar Türk Devletleri Teşkilatı tarafından oluşturulan ve görevlendirilen komisyonun aldığı, ulaştığı bir netice. Ama bu da bir öneri. Çünkü parlamentolar kabul eder alfabeleri, devlet başkanları onaylar, o zaman resmileşir. Ama bu işin bir de akademik tarafı vardır. Bu akademik tarafı en titiz çalışılması gereken yerdir. Biz bu süreçte Türk lehçelerinin kullanacağı harfleri teker teker hepsi için ayrı ayrı değerlendirdik, tartıştık, konuştuk, görüştük ve her bir harf için, Türk lehçelerinin kullanacağı her bir harf için ayrı ayrı oylama yaptık ve hepsinde de oy çokluğuyla değil %100 oy birliğiyle bu sonuca ulaştık. Sadece anlam ayırt edici olan, fonem değeri taşıyan sesler harfle karşılandı ve %90'ın üzerinde, 91'de Çalıştay'da önerilen alfabeye uyumlu şekilde son 34 harflik liste çıktı. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir şekilde alfabesine harf ekleme, harf çıkarma diye bir şey söz konusu değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 harfi bütün Türk lehçelerinin kullandığı alfabede yer alacak. Azerbaycan Türkçesinin kullandığı alfabe aynı kalacak, herhangi bir değişiklik olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kullandığı alfabe aynı kalacak, herhangi bir değişiklik olmayacak. Ama Türkmenistan dışında Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan cumhuriyetlerimizdeki alfabeler bize yaklaştırıldı ve oralarda zaten iki ülkede ilk kez geçilecek, Kırgızistan ve Kazakistan'da. Özbekistan'ın kullanmış olduğu alfabede
tamamen bize uyumlu hale getirildi. Bir uyum söz konusu. O zaman bundan sonra 20 yıl sonra dil bilimciler bir çalışma yaptığında referansı bu alfabeden alacaklar. Yani bu 34'ün dışında biz bir harf görmeyeceğiz. Hayır. Herkes bunun içerisinden ihtiyaç duyduğu o sesi almak için belki alfabelerine ekleme çıkarma yapabilecek, öyle mi? Şimdi burada sadece 91'de önerilen listede double V var. Bu bizim çalışmamızda çıkarıldı. Gerekçe olarak da şu an komisyon üyelerinin temsil ettiği hiçbir lehçede bu sesin olmamasından dolayı. Ama ileride Türkmence gibi diğer lehçeler buna dahil edildiğinde, komisyona eklendiğinde ihtiyaç olursa bu o zaman tekrar değerlendirilebilir. Ama şu an için gerek yok. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Çok emek verdiniz. Şimdiki süreç artık biz devlet başkanlarının zirvesinde galiba önlerine bu çalışmanın getirilmesini bekleyeceğiz. Onaylandığı takdirde de üye ülkelerin parlamentolarına bu süreç devam edecek. Evet, aynen dediğiniz gibi olacak. Şimdi Türk Devletleri Teşkilatı'na yazıldı, gönderildi. Cumhurbaşkanlıklarıyla paylaşıldı. Ve 23-25 Ekim'de Bişkek'te yapılacak Cumhurbaşkanları Zirvesi'nde öyle zannediyorum konulardan birisi bu olur. Ondan sonraki süreci birlikte takip edeceğiz. Ümitliyiz. Bir avantajımız var. Bütün Türk Cumhuriyetleri istekli, özellikle bu işe ilk kez adım atacak olan Kırgızistan ve Kazakistan baktığımızda tabelalar 150'nin üzerinde Latin alfabesine şu an itibariyle geçmiş durumda. Okur yazar olan halkın tamamı her iki ülkede de Latin alfabesini biliyor ve kullanıyor. Ve dünya ile entegrasyon açısından bunu talep ediyor. Sadece tabii ki dünya ile entegrasyon değil, bunun çok ciddi avantajları olacak. Hem bizim için hem onlar için. Bugün Batı dünyasının kurduğu sistem üzerinde biz yaşıyoruz. Google'a Latin harfleriyle bir şey yazdığınızda asla kiril sayfaları, bilgileri çıkmaz. Evet. Bu kardeşlerimizin internet dünyasında izole olduğunu gösterir. Şimdi bir, bundan kurtulacaklar. İki, şunu unutmayalım. Bugün dünyada bilgi birikiminin en az %70'i Latin alfabesiyle yapılıyor. Bilgiye ulaşma açısından da bu ülkeler ciddi bir avantaj sağlayacaklar. Kültürlerimiz birbirine yaklaşacak. İnsanlarımız birbirine yaklaşacak. Balkanlardan Çin Seddi'ne kadar, Altaylara kadar bir Türk, Türkçe konuşarak ve okuyarak, bu lehçelerde yazılanları okuyarak seyahat edebilecek. Bu hem dillerimizi yaklaştıracak, hem kültürlerimizi yaklaştıracak, hem ticaretimizi geliştirecek. Hemen her alanı. Her alanı etkileyecek, her alanı etkileyecek. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Sayın Osman Mert'le birlikteydik. Dünkü o sevindirici gelişmenin ayrıntılarını, bundan sonraki süreci, ne ihtiva ediyor bu karar, hepsini ayrıntılı bir şekilde konuştuk. Dün siz de ifade etmiştiniz Coşkun Özen. Dilde, fikirde, işte birlik, işte bu şekilde oluyor. Somut çalışmalarla oluyor. İyi haberler veriyoruz. İnşallah bundan sonra da vermeye devam ederiz diyelim. Bakü'de son notlar bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım. Evet, Fatih Avanos'a, konuğu Sayın Osman Mert'e teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, son derece önemli bir gelişme. Türk dünyası ortak alfabesi kabul edildi.